herkese bu güzel kış gününde saygılar, selamlar sunarak programa başlamak istiyorum. Hepiniz Gündem Özel'e hoş geldiniz. Elbette her türlü konu bizim için çok önemli ama bugün memleketimizin ve çocuklarımız açısından devletimizin en önemli meselelerinden biri olan eğitim ve öğretimi konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Her biri kendi alanında uzman kişilerle birlikte eğitimin ve öğretimin meselelerini, çözüm yollarını, çocuklarımızın nasıl daha iyi bir insan, nasıl başarılı bir insan olur konularını masaya yatıracağız. Umuyorum aklınızdaki her türlü soruya bu program süresince cevap bulacaksınız. Yine programımıza destek amaçlı öğrencilerimiz de var. Gençlerimiz, göz bebeklerimiz, yarınlarımız, o çocuklarımızın da mutlaka akıllarına takılan sorular vardır. Onlar da program konuklarıma yeri geldikçe sorularını iletecekler ve cevapları alacaklar. Ben sözü fazla uzatmadan bu konunun hassas olduğunu tekrar ifade ederek hemen değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bir özel okulumuzun yönetim kurulu başkanı ve eğitim uzmanımız Sayın Abdullah Çakmak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizin gibi adı güzel, kendi güzel, soyadı güzel, özü güzel insanlarla ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve onları yetiştiren öğretmenlerimizle beraber son derece heyecanlı, coşkulu, mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere bu ekiplerin türevleri inşallah coşturacak. İnşallah. Ben de sizlere hem ekibiniz hem de ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çünkü memleketimizin en önemli sorunlarının içinde hem mücadele ediyor hem başarılı evlatlar yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İkinci konuğum alanında çok değerli uzman bir arkadaşım, rehberlik uzmanı Sayın Haktan Yıldız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Bekir Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Alanında uzman dediniz, tevazu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu'muzun en çok izlenen televizyon kanallarından Vizyon 58'in Gündem Özel programına katılmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Davetiniz üzerine buraya icabet ettik. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program olacağına yürekten inanıyorum ki bu programın en önemli parçası evlatlarımız, gençlerimiz. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Biz de sizlere sosyal hayatınız içerisinde sağlıklı, başarılı ömürler diliyoruz. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ve üçüncü konuğum, bir milleti millet yapan en önemli temel ana unsur dildir, dil. Aynı dili konuşanlara millet derler. Biz Türk'üz diyorsak, biz Türkçe konuşmalıyız ve güzel konuşmalıyız. Biz dilimize sahip çıkmayacağız da İngiltere'den, Fransa'dan insan mı ithal edeceğiz? Bu yüzden dil çok önemli. İşte dil uzmanımız, Türkçe öğretmenimiz, çok değerli arkadaşım Sayın Şükrü Erol. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani biraz şımarttınız ama. Estağfurullah. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek? Hocam işin gerçeği bu. Siz çocuklarımızı dil açısından dolu dolu yetiştirmezseniz bizim kültürümüzün yarıdan çoğunu kaybetmiş olacağız. Ortalık Michael Jackson'a kalacak yoksa. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünkü konu başlıklarımı ben hemen size takdim edeyim. Bu konular hakikaten çok önemli diyeceksiniz siz de. Eğitim ve öğretimde ailenin önemi. Anne, baba, ebe, dede. Tabiri caizse birinci derece, ikinci derece, hısım, akraba, bu işin içine giriyor aile deyince. İkinci konumuz çevrenin önemi. Bu çevre de çok önemli. Yani çocuğun sosyal iletişim içerisinde bulunduğu, sosyal bağ kurduğu komşularımız, mahallemiz, hatta şehrimiz, kasabamız, köyümüz, bunun eğitim öğretimi üzerine etkilerini konuşacağız. Tabii. Her zaman bu göz bebeği yavrularımızı götürüp teslim ettiğimiz üçüncü konuda okullarımız, eğitim kurumlarımız ve öğretmenlerimiz. Bu üç ana unsurun eğitim ve öğretim üzerindeki etkilerini tartışacağız. Hocalarım güzel görüşlerini takdim edecekler. Ben hemen
Abdullah Hocam sizden başlayayım. Eğitim ve öğretimde aile. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, aile konusuna girmeden şunu ifade etmekte fayda var. Biliyorsunuz bakanlığımız 3 yıllık bir eğitim planı yaptı ve 2023 eğitim vizyonunu hazırladı. Evet. Şimdi aileye bakışımızı da, çevreye bakışımızı da, okula bakışımızı da bu bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde yaparsak zannediyorum daha güzel olur. Kafa karışıklığına meydan vermez. Yani nasıl bir aile anlayışı, nasıl bir çevre anlayışı, nasıl bir okul anlayışı. Onun için de 2023 vizyonu bu noktada son derece yetkin ve etkin bir program. Hasbelkader 50 yıllık bir eğitim hayatım var. Öğretmen okulda mezunuyum. Programlar üzerinde de geçmişte de günümüzde de devam ettik. Cumhuriyet döneminin en etkili bir vizyon çalışması 2020. olmuş yani. En etkin ve bu kanaatimce siyasi iktidarlara da bağlı olmayan, yani bugün A iktidarı, yarın B iktidarı, ertesi gün C iktidarı da olsa, onun için vizyon üzerinden hareketle müsaade ederseniz tabii, lütfen, aile, okul çevresine buyurun gitmekte hocam. Fayda var. Şimdi vizyonun temel esprileri neler? Şimdi tabii diğer arkadaşlarım da var, öğrencilerimiz de var. Ben ana başlıklarıyla vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. Bir defa olayın temel öğesi, eğitimin ana öğesi, baş öğesi insan. Çünkü öğrenci insan, öğretmen insan, aile insan, çevre insan, ham madde insan. Onun için bizim 2023 vizyonunun olaya bakışının temel esprisi şu. Diyor ki, nesiller boyunca bizim zengin bir medeniyet mirasımız var. Ve bu medeniyet mirasımızla bağlı, beşeri mirasa da uygun bir çıkış yolumuz henüz yok. İşte 2023 vizyonu eğitim sistemi içinden çıktığı toplumun bir aynasıdır diyor. Ve bu toplumların sahip olduğu hükümlere, normlara, derecelere göre bir eğitim modeli şart. Bunun için de diyor ki eğitim modelinde annenin de babanın da çevrenin de bilmesi gereken temel olay şu. Ya biz nasıl bir insan yetiştireceğiz? Yetiştireceğimiz insan profili nasıl olmalı? İşte 2023 vizyonunda ailelerimizin de, çünkü ben yıllardır özel sektördeyim. Özellikle burada bizi dinleyen anne babalar ve sevgili öğrencilerimize de tabii kendilerinin değerli fikirleri var. Ama unutmasınlar, biz 200'ün üzerinde devlet kurmuş bir medeniyetin sahibiyiz. Evet. Ve şu an siyasi iktidarların ötesinde dünyaya damga vurmaya çalışan. O halde bizim insan anlayışımızda ailelerimiz, okullarımız, çevrelerimiz ittifak ederse sıkıntı yaşamayız. Yoksa her aile kendi kafasına göre, her okul kendi modeline göre, her insan kendi düşüncelerine göre olursa bunun altından çıkılmaz. Onun için de bakanlığımız Cumhuriyet tarihinde hiç yapmadığı bir şey yapıyor Bekir Bey. Ciddi bir paradigma değişimine gidiyor. Şimdi bakınız, daha pratik söyleyeyim. Ne demek istiyorum daha paradigma değişimine? Şu an Milli Eğitim'de de aktif bir olay var. 2018 PISA sonuçları açıklandı. Ne gariptir ki OECD ülkelerinin ortalamasına yetişemediğimiz halde seviniyoruz. Matematikte, okuma becerilerinde, fende en yüksek gelişme derecesini aldık diye PISA'da. Çünkü şu an dünya genelinde artık insanlar uluslararası ölçülere göre değerlendiriliyor. Yani benim okulumun, benim Sivas'ımın veya benim Türkiye'min değil. Kaldı ki Türkiye 2023 vizyonu iddialı. Bu mevcut, evet PISA önemli ama PISA'yı bile yeterli görmüyor. Şimdi bakınız, bakanlığın bu yayınladığı 2023 vizyonundan
Hani PISA aktif ya. Evet. Burada bile yeterli görmüyordu artık. Niye yeterli görmüyoruz? Ciddi bir paradigma değişimi dedik. Niye paradigma değişimi? Daha kısa ifade edersem, ya bugünkü mevcut eğitimimiz acizane içindeyiz hepimiz. Boş, suçlusu da varsa biziz. Ezberci eğitim. O halde bu ezberci eğitimde tek kanatlı eğitim. Diyor ki işte Milli Eğitim'in bu yayınladığı 2023 yüzyılında ne var ki 21. yüzyıl becerilerini ölçme iddiasındaki PISA gibi uluslararası çalışmalar dahi sadece eleştirel düşünce, akıl yürütme gibi bilişsel içeriklerle yönetilmekte. Yani sadece akla hitap etmekte tek kanatlı bir kuş diyor. Ama bakanlığımızın, devletimizin iddiası artık bu son dönemle beraber iki kanatlı. Hem akıl hem kalp. İşte temel paradigma bu. Bu ne kadar biz sadece, hatta o akıl bölümünün de sadece ezberci bölümünü aldık. Dolayısıyla biz şimdi hem akıl hem de kalple beraber bu paradigma dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Peki bu hocam, özür dilerim. Bu anlattığımız bu vizyonun çizdiği kurallara, şartlara ailelerimiz de bilgili mi bu konuda? Ha, şimdi bu noktada ciddi... Yani sadece okullarımıza yazı yazıp göndermekle, kitap yayınlamakla bu iş çözülecek mi, aileyle çocuk arasındaki bağlar? Hayır. Şimdi burada yine ben o hem sorunuza cevap vereyim hem de özellikle ben öğretmenlerimiz için de, okullarımız için de, bakanlık teşkilatımız için de ve hepimiz için de bu 2023 yüzyılına ayrıca bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada diyor ki eğitimin dört temel öğesi var diyor. O sizin aldığınız isabetli bir tercih. Başta zaten yavrularımız, öğrencilerimiz yani. Evet. İkincisi ebeveyn. Üçüncüsü de bir nevi okulu ikiye bölmüş öğretmen ve okul. Dolayısıyla ailelerimiz, okullarımız, sizin söylediğiniz problem sadece ailede değil. Fikir birliği, düşünce birliği, bakış birliği, çözüm birliği. Bu noktada ciddi bir ihtiyacımız var. O nedenle de benim acizane tavsiyem şu, hasbelkader bu işin içinde bir insan olarak, bakanlığın son, özellikle bu son dönemdeki bir yıldır çalışmalarını, yayınlarını, temennilerini, dileklerini, bakış açısını sıkı ve düzenli bir biçimde takip etsinler. Yani burada ailelerden düşen görevler nedir, ne değildir, hepsi belirleniyor. Onun için işin temeli aile. Okuldan önce, öğretmenden önce aile. Bizim kişisel tecrübelerimiz de onu gösteriyor ki, bir anne babadan olmuş, isim söylemeyeyim ben size, çok canlı gözümün önünde iki aile canlanıyor. Şimdi ikisi de yüksek tahsilli ama birisinde aile son derece bilgili, becerili, çocuklarını, çağı, kendi medeniyetini takip eden, bir diğeri biraz daha kaygısız mı diyelim. Çocuklar her yönden başarı gösteriyorlar. Yani hem akademik başarı, hem beceri yönüyle, hem değer yönüyle, hem de diğer düşünce. Yani belki tam ideal anlamda iki kanatlı diyemeyiz ama ciddi anlamda iki kanatlı. Yani kalp kafa birliği gençler, unutmayacaksınız. Hem kafa hem kalp, bu iki birlik son derece önemli. Bu noktadan aile birinci başat. Çok eksiğimiz var. Onun için de ben anne babalardan ricam. Hangi okul doğrusu olsun, okul, özel okul, devlet okulu, lütfen öğretmenle, idarecilerle sabırla daha sıkı ilişki, daha sürekli ilişki ve birbirlerini rakip gören değil, kendi yapamadıklarını, kendi hayallerini değil, kendi hayallerle beraber ülkemizin geleceği, kendi geleceklerini birleştiren bir çözüm yolu. Peki hocam, sizden hemen özür dileyerek sözü alacağım. Hay. Hemen rehber öğretmenimize geçiyorum. Çünkü konu aile olunca hakikaten derler ya, bir güzel söz vardır halk arasında, akan sular durur diye. Bizim eğitimde, öğretimde
demin sizin de buyurduğunuz gibi temel taşımız ocak yani aile. Hocam buyurun, bu ailenin etkileri neler sizce, neler söyleyeceksiniz rehber öğretmen olarak? Tabii çok hassas bir konu eğitim ve eğitim denilince de akla gelen temel ögelerden bir tanesi aile. Tabii aile derken anne babayı kastediyoruz, bunun içerisinde tabii ki evlatlarımız, ki göz bebeğimiz, çocuklarımız, okul, öğretmen ve çevre. Bunlar eğitimi etkileyen başat unsurlar. Bekir Bey, ben kendimden örnek vereyim. Ben geniş ailede büyüdüm. Yani annem, babam, biz 5 kardeştik. Ebe, dede. Aynen öyle. Babaannem, dedem, işte bibi deriz. Biz onlarla beraber büyüdük. Anne baba ev içerisinde bir otorite, bir işte otorite derken baskın bir otorite, çocuğu baskılayan bir otoriteden ziyade nasıl davranılması gerektiğinde... Disiplin diyelim ona. Bravo, tam da onu söylemek istiyordum. Disiplini veren ve diğeri de sevgi ve merhamet kanatlarıyla yavruları kanatlarının arasına alan. Ebe dede de öyle. Ebe ve dede de o şekilde. Şimdi eğitim o kadar hassas bir konu ki bu konuda ben samimiyetle duygum şu. Evlatların, çocukların ilk öğretmeni anne ve babaları. Yani çocuklar okula gelmeden önce anne ve babalarıyla onlar bazı davranışları alıyorlar. Kişiliklerinin ilk tohumları anne ve babada aile ortamı içerisinde atılıyor ve çocuğun ileriki yaşlarındaki karakterine büyük katkı sağlıyor. Bu arada ailenin üzerine düşen görev ve sorumluluklar yok mu? Elbette var. Sayın kurucumuz da belirtti. Eğitim sadece öğretmenlerin görevi değildir. Anne ve babalar bu konuda özel okul olur, normal devlet okulu olur. Evlatları biz okula teslim ettik. Onlara güvendik, inandık. Bundan sonrası onlarda gibi bir anlayış içerisinde lütfen olmasınlar. Lütfen okullarımızı ziyaret etsinler ki biz çok etkin veli ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öyle samimi paylaşımlar yapıyoruz ki çocukların velileriyle, anne babalarıyla. Onlar bizim yaşadığımız ortamı görsünler, yemekhanemizi görsünler, çocuğun sosyal yaşam alanını görsünler. Davranışlarının şekillenmesi anlamında ailenin katkısı çok büyük. Öğretmenler buna şekil verirken elbette ki bizlere güveniyorlar, inanıyorlar ama kontrol asla güvene mani değildir. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Ziyaret etsinler, toplantılara katılsınlar, çocuklara hangi sosyal etkinliklere katılıyor. Ben yaşadığım bir örneği paylaşayım sizinle. Velilerimiz okulumuza geliyorlar. Veli görüşme saatlerimiz var, sohbet ediyoruz. Çocuğun akademik başarısı üzerine tabii ki konuşuyoruz ama onun eğitsel durumu, davranışsal durumu, ahlaki yapısı anlamında da görüşlerimizi iletiyoruz. Velilerimiz lütfen şu soruyu sormasınlar. Biz öğrencilerimize sadece bir akademik varlık olarak görmüyoruz. Onlar sadece zihinsel bir varlık değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik, sosyolojik bir varlık. Onlar da etten kemikten, onların da duyguları var. Lütfen onlara sevdiklerini söylensinler, onlara güvensinler, inansınlar. Ders notlarını sorduktan sonra bugün günün nasıl geçti, bugün hangi iyiliği yaptın, bugün okulda mutlu muydun, yüzün güldü mü şeklinde sorularla önce cana dokunsunlar. Mesela ben öğretmen olarak sınıfa girdiğimde samimiyetle önce öğretmenden ziyade bir insan olarak sınıfa girip o evlatları da insan olarak kucaklamayı, sonrasında dersime geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü çocukların canına, ruhuna dokunmadıkça öğrenme gerçekleşmiyor. Kaldı ki biz çocuklara yeni bir şeyler de öğretecek değiliz. Öğrenmeyi öğretelim, onlara ufuk açalım, ilham verelim, yol verelim. Onlar çok farklı yol alabilirler ki günümüz zaten bilgi toplumu diyoruz, bilgi çağı diyoruz. Bilgiye ulaşmak çok kolay ama çocukların da o elde ettikleri bilgileri bir veriye dayalı yönetim, ki vizyon belgesinde de bu var, veriye dayalı yönetim diyor. Elde edilen bilgiye bir referans, bir atıfta bulunulmuş mu, ona bakmaları gerekiyor. Bir diğer konu aileyle alakalı, eğer bir toplumu yok etmek istiyorsanız diyor, işe aileden başlayın. Eğer ailede bir çözülme, bir dejenerasyon başlarsa bu aile toplumu, toplumda devleti ve milleti yok eder. Evet. Bu yüzden nasıl ki canlıların en küçük yapı taşı hücre, aile toplumun da en küçük yapı taşı ve olmazsa olmazı aile. Ve en sağlam kalesi. Ve bizim Türk aile yapımız dünyaya örnek. Böyle bir aile yapısı, samimiyetle söylüyorum, yurt dışına gitme şansımız da oldu. Oradaki aileleri de gözlemledik. Burada duygusal davranmamı kesinlikle düşünmeyin. Türk aile yapısı, misafirperverliği, görgü, o adab-ı muaşeret bizde gerçekten bir tane. Başka bir millet de yoksa. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki hocam, burada şu aklıma şu soru takıldı. Buyurun. Ailenin çocuğun yanında, özellikle birebir çocukla istişare halindeyken, öğretmenine bakış açısı da çocuğun hem eğitimini hem başarısını etkilemiyor mu?
Mutlaka ben velilere şunu söylüyorum anne babalara. Sevgili anne babalar, çocuğunuz okuldan eve geldikten sonra bizlerle alakalı neler anlatıyorlar diyorum. O kadar güzel şeyler söylüyor ki biz tabii bu güzel şeyleri tabii ki duyalım ama duymak istediğimiz şey şu. Çocukların akademik başarılarına odaklanmasınlar. Bu çocuk matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi elbette ki öğrenecek. Ama hayatın matematiğini, fiziğini, kimyasını da öğrensinler. Büyüklerin yanında nasıl davranması gerektiğini. Özellikle kendi kimyasını değil mi? Aynen öyle hocam. Büyüklerin yanında nasıl davranması gerektiğini, bir yemekhanede yemek yerken dahi işte ne kadar yemek alacağını, israftan kaçınacağını, kendi kendini yöneten bireyler, samimiyetle söylüyorum, öncelerinde çalıştığım dönemlerde son sınıf öğrencisi olup ayakkabısının bağını bağlayan veliler gördüm. O da bir bireyse, bırakın çok üzerine düşmeyin çocukların. Bu tamamen de serbest bırakalım anlamında kesinlikle değil. Tabii ki kontrol edeceğiz ama çocukların da bir birey olduğunu, karşılaşmış oldukları güçlükler ve zorluklar karşısında kendilerine de mücadele etmelerinin gerektiğini, mesela biz son sınıflarımızı üniversiteye yolcu edeceğiz, farklı illere gidecekler. Anne babalar da yanlarında mı gidecekler yani? Böyle bir anlayış olabilir mi? Evet. Çocuklar mücadele etmeyi, zorluklarla mücadele etmeyi, boğuşmayı öğrensinler. Rahatın olduğu yerde öğrenme olmuyor maalesef. Biraz rahatlarına kıysınlar. O konfor alanlarının dışına çıksınlar. Anneler ve babalar öyle bir iletişim kursun ki çocuklarla, çocuk bir şey yaşadığında gelip ilk paylaştığı, anlattığı kişi anne ve babası olsun. Yani babadan çekiniyorum, babama söylemiyorum, işte anneme paylaştım hocam falan değil. Neden? O da senin dünyaya gelmende vesile olmuş birisi baban. Onunla paylaşmayacaksın da kimle paylaşacaksın? Böyle yargılayıcı, eleştirici, otoriter bir yapıyla iletişim kurmaktan ziyade çocukları seven, gel bakalım canım oğlum, güzel kızım, bugün günün nasıl geçti, neler yaptın şeklinde bir onu bir öpsün, koklasın, sarılsın, sonrasında akademik olarak denemesini tabii ki sorsun, başarısını tabii ki sorsun. Ama öncelikle onun bir insan olduğunu ve o anne ve babanın en değerli varlığımız olduğunu o evladın, onu hissettirsinler çocuğa. Ben samimiyetle hocam, söylüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum, o kadar güzel akıcı konuştunuz ki valla çocuk olasım geldi şimdi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, bir branş öğretmenisiniz. Evet. Sizi ben biliyorum, veli geldiği zamana biz de öğretmeniz. Öğretmenler odasına girerler hemen, çocuğun adını söylerler, numarasını söylerler. Türkçeci burada mı? Matematikçi burada mı? Hocam oğlan kız Türkçeden ne almış? Ama o kadar mı almış? Gece gündüz ben diyorum zorluyorum, çalış diyorum, çalışmıyor işte bak aha sonuç bu. Hep bu sorularla mı karşılaşıyorsunuz? Çocuğun psikolojik, sosyolojik yapısıyla ilgili nasıl ailelerin durumu? Belki eskiden öyleydi ama şimdi yavaş yavaş değişiyor. Aileler de bilinçlendi bu konu hakkında. Biraz önce hocama bir soruyu yönettiğiniz o soruda da yani aileler de artık yani şu eğitim üzerine kafa yoruyorlar. Uzman kimselerden bilgi alıyorlar, bilgileniyorlar. Belki eskiden öyle aileler çıkıyordu ama şu anda ailelerimiz de bu noktada bilinçleniyorlar. Çünkü eğitim ya da dünya bir yere gidiyor. Bu çocuklarımızı o dünyaya hazırlamamız gerekiyor. Dünya ortak bir yere gidiyor, evet, gibi değil mi? Global deniyor. Dünya küçük bir köy haline geliyor. Dolayısıyla görüyoruz ki bu dünyada bizim çocuklarımızın sayısı az. Bizim çocuklarımızın da dünya çocuklarıyla yarışabilmesi gerekiyor. Dünyanın her tarafında olabilmesi gerekiyor. O da herhalde iyi bir eğitimden, kaliteli bir eğitimden geçiyor. Bunun için de biraz önce söylendi, geçti de ailenin önemi. Yani tamam okul, öğretmen ama ailede. Anadolu'da güzel bir söz var, kısaltmışlar bunu. Bazen değişik şekilde de söylenebiliyor. Yani bir kısmı üçlü sac ayağı olarak babanın kesesi, öğretmenin nefesi, öğrencinin hevesi diye. Bazen babanın kesesi annenin ketesine de dönüyor. Ama güzel özetlemiş yani bizim evet. Ecdadımız. İşi güzel özetliyor, kısa yollarını da buluyor. Belki bir kopuş ama tekrardan yani şu vizyonla da birlikte kendi özümüze dönüş var. Yani ben gördüğüm, Sayın Abdullah Hocam'la da beraber incelediğimizde, onları yorumladığımızda, Bakan Bey'in konuşmalarından gördüğümüzde, gördüğümüz kadarıyla bizim kendi özümüze dönüş var. Çocuklarımızı yarının dünyasını hazırlamak gayreti var. Yani o vizyondan, 2023 eğitim vizyonundan gördüğümüz bu. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili öğrencilerimize ben bir konuyu hatırlatmak isterim. Aile konusunu mümkün mertebe daha fazla da zamana ihtiyaç var. Belki ayırmamız gerekiyor da konunun detayları, derinliği çok fazla olduğu için aile konusunu burada ben kapatayım.
Siz bizim anlatamadığımız veya soramadığımız soruları siz not alın. İkinci bölümde, programın ikinci bölümünde sorularınıza cevap vereceğiz. O konuda müsterih olun. Şimdi ben ikinci konuya geçeceğim. Yine 2023 vizyonuna göre Abdullah Hocam giriş yapsın. Çevre konusunu. Çevre konusunda bakanlık neler tespit etmiş, uzmanlar neler tespit etmiş, bu konularda neler yapmamız gerekiyor, çevre deyince ne anlıyoruz, çocuk ne anlıyor veya ne anlaması gerekiyor, çevreye annenin, babanın, hısım akraba, sülalelerin etkisi, çevrenin onlara etkisi, dolayısıyla yansıyan çocuk. Evet hocam. Evet, 2023 vizyonu bu noktayı da ihmal etmemiş. Hatta tabii çevre deyince biz daha ziyade dar anlamda işte kendi mahalle çevremiz, belki kendi okul çevremiz anlaşılıyor. Artık bugün çevre de genişledi. Çevre dünya. Cep telefonu varsa yetiyor zaten. Açıyorsunuz telefonu, tableti her tarafa. Yani artık internet hani, de var tabii bunda. Evet. Dolayısıyla bakanlığın bu çalışmasında Türkiye'de bir nitelik devriminden bahsediyor. Paradigma devriminden bahsederken bakanlığın yaptığı çalışmalarda da çevreyi de ihmal etmemiş. Ekosistem kavramını, o kavram içerisinde ben gördüm çevreyi. Yani. Evet. Çünkü eğitimi eğer bir ekosistem olarak görmezsek, sistemin tüm bileşenlerini, yani şimdi eğitimde öğretmen var, öğretmeni yetiştiren fakülteler var. Hatta diğer fakültelerden öğretmen olanlar var. Efendim, üniversite çevresi var, medya çevresi var, evet, sokak çevresi var, değişik ısım akraba çevresi var. Akraba çevresi var. Gerçi yeni yetişen nesillerde biraz akrabaya giderek kendi çevresine mesafeli bakanlar da var. Ama komşu çevresi var. Yani çevre son derece geniş bir kavram. Ancak biz başarılı olabilmemiz için, Türkiye Cumhuriyeti geleceğe damgasını vurabilmesi için, eğitimi daha üst bir noktaya çıkarabilmesi için ekosistem diye tanımladığımız çevre içerisindeki medyasını da, üniversitesini de, mahallesini de, akraba çevresini de aynı heyecan ve aynı coşku içerisinde, aynı idealler çevresinde birleştirmemiz lazım diye düşünüyorum sevgili hocam. Yani eğer burada sizin anlattığınız bu ifadede tabii sanal medyadan bahsetmiyorum. Bizim gibi canlı medyadan bahsediyorum. Gerçek medya dahil olmak üzere. Bunların da çocuklara, bütün faktörlerin çocuklara bakış açısı da çok önemli değil mi? Kesinlikle. Çevrede. Hatta şu an neredeyse çevre artık aileyi de kuşatmış pozisyonda. Gençler daha iyi bilirler. Yani gençler aileyi de yönlendiriyor artık bu olay. Tabii. Yani şimdi artık sosyal madde denen oradaki bir takım vurgular, bir takım olaylar. Dolayısıyla biz bir bütün olarak yeni bir medeniyet inşa edeceksek ki 2023 vizyonu iddialıyız bize, bu konuda. Bize onu evet gösteriyor. Bu benim kişisel iddiam evet değil. Yok, devlet yani, olarak hedefimiz bu yani. Devlet olarak, bakanlık olarak hedefimiz bu. Hatta mevcut medeniyetlere daha üstün yeni bir çıkış. Mesela bu noktada aklı başında birçok yazar da, yazar çizer takımı da hem de Türkiye'nin önde gelenleri mevcut medeniyetin, dünyaya hakim olan Batı medeniyetinin artık çözüm üretmediğini, iflas ettiğini, evet, benim şahsi fikrim değil. Dolayısıyla bizim işte yeni bir çevre oluşturmamız lazım. Bu yeni çevre oluştururken de yakından başlayarak uzağa doğru üniversitelerimizi, medyamızı, efendim sosyal çevreyi, bu küresel yerel yönetimler, da, sivil yere toplum örgütleri, sivil toplum örgütleriyle komple bir bütün. Yani. Yeni bir muhteşem bir gelecekte birleşmemiz lazım. Yani çözüm o. Sivas birleşmesi lazım. Ankara, İstanbul. Bir sıçrama tahtasına ihtiyaç var. Farklı görüşlerde olabiliriz. Farklı kanaatlerde olabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, etnik şeyimiz olabilir ama
tek bir noktada ittifak etmeliyiz. 2020 vizyonunun benim anladığım bu ekosistem içerisinde yeni bir medeniyet inşası yönünde gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız, üniversitelerimiz, sosyal medya, toplumsal örgütler birleşmiş bir ideal bir heyecan içerisinde bu hedefe doğru koşmalıyız. Bunu eğer başaramazsak yani o zaman daha çok sıkıntı çekeriz. Dolayısıyla 2020 vizyonda acizane benim gördüğüm bu da düşünülmüş. Yani hem aile düşünülmüş hem çevre faktörü bunun içerisinde hepimiz buna yardımcı olmalıyız. Bu zaten bunu güçlendirirsek şayet bu sizin ifade ettiğiniz konuları zannediyorum çocuklarımızın yetişmesi açısından otokontrol sistemini de kurmuş olacağız. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Hocam, siz bir rehber öğretmen gözüyle mutlaka çok objektif değerlendirmeler yapmışsınızdır. Çevreyle sosyal bağlar açısından. Demin Abdullah Hocam'ın da ifade ettiği gibi bir sürü ana faktör var bu işin içinde. Hatta bu daha da çoğaltılabilir. Yani üzerinde detaylıca düşünüldüğü zaman. Siz neler diyeceksiniz? Çevrenin bu yavrularımıza, göz bebeklerimize, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza etkilerini. Teşekkür ederim. Kurucumuz Abdullah Bey de bahsetti. Vizyon belgesinde ekosistem olarak geçiyor çevre denilince. Ben de burada bir ikili ayrımdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çocuğun yaşamını idame ettirdiği fiziksel çevre. Fiziksel çevreden kastımız çocuğun yaşamış olduğu ev, işte yaşamış olduğu mahalle, sokak, işte okul ve sosyal İl, çevre. İlçe, yaşamış köy, olduğu il, fark ilçe, etmez. Köy tabii. Mekan yani. Mekan anlamında fizyolojik yani fiziksel çevre. Bir diğer çevrede bireyin sosyal yani iletişim hayatını gerçekleştirmiş olduğu sosyal çevre. Sosyal çevrede biraz açacak olursak işte arkadaş çevresi, öğretmenlerle olan iletişimi, işte komşuları, akrabası, yaşamış olduğu ildeki insanlar ya da köydeki yaşamış olduğu köydeki insanlar. Biz buna gençler arasında konuştuğumuz hep şunu söylüyoruz. Sosyal etki. Öğrencilerimiz sosyal etki onları o kadar çok etkiliyor ki, o kadar çok üzerinde etkisi var ki. Mesela çocuk diyor ki sırf işte başkası giydi diye aynı şeyi giymeyebiliyor. Yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Peki mi? Ona da başka bir şey diyorlar zaten de söylemeyeyim. Değiniriz. Mesela sosyal etkinin çok muazzam bir tesiri var çocuklar üzerinde. Arkadaşı çalışıyorsa çalışıyor. İşte arkadaşı işte haytalık, yaramazlık yapıyorsa arkadaşına uyuyor. Ya da annenin babanın söylemi geride kalıyor. Arkadaşın söylemi çok daha etkili oluyor. Bana sen arkadaşını söyle ben sana seninki gibi, söyleyeyim gibi. Mesela bir iki anmadan da geçmek istemiyorum. Rahmetli dedem ruhu şad olsun. Bana derdi ki arkadaş seçimi o kadar önemli ki yavrum derdi. Bülbül güle götürür, karga çöplüğe. Arkadaşlarınızı çok iyi seçin ve cahille asla oturup kalkmayın derdi. Cahil insanın kendine dahi faydası yokken başkalarına faydası olmasını nasıl beklersiniz şeklinde söylemleri vardı. Daha dün gibi kulağıma küp ettim bu söylemlerini. Ve bir başka şey yine derdi ki öğrenmeyle alakalı kuyu içten dolar. Biz her ne kadar dışarıdan dışsal motivelerle bak bunu yaparsan şunu yaparız. Hadi sen bir okulunu geç sana güzel bir yaz tatili ya da son model cep telefonunu alırız gibi söylemlerden ziyade birey başarmanın tadına vardıktan sonra onlara da ihtiyaç yok. Yani içsel olarak o bilgi tadı değil hani mi? Hani içten yanmalı motor derler ya. Bu çocuk da hedefe odaklanmış, içten hedefi belirlemiş, amacı belirlenmiş ve o hedefe ulaşmak adına gerekli samimi çalışmayı gösterirse ki her samimi çalışmanın katlanarak gelen bir mükafatı vardır. Çalışmadan, çaba göstermeden, zoru ve sıkıntıyı görmeden rahata kavuşacağını sananlar büyük bir aldanış içerisindedirler. Çevrenin çok büyük etkisi var. Sosyal çevredeki etki üzerine geçenlerde bir arkadaşımızla sohbet ediyorum. Bana aynen şunu söyledi. Ya dedi hocam dedi 40 yıl dedi el alem ne der diye yaşadık. Bari dedi 40'ından sonra bir birey olarak kendi davranışımı ortaya koyayım onu sergileyim kendi dedi. Kendi kişiliğimi döktüm. Kişiliği anlamında. Yani komşum ne der, akrabam ne der, böyle bir sonuçla karşılaşırsam arkadaşım ne der, öğretmenim ne der. Ya şunu asla unutmayın biz bir bireyiz ve yaptıklarımızdan sorumlu olan biziz. Başkalarının söylemleriyle yaşayacaksak, hayatımızı devam ettireceksek
Bizim benliğimiz, karakterimiz, kişiliğimiz nerede? Bu sorunun cevabını bulmak lazım. O yüzden kendi karakterimizi, kişiliğimizi, ilkelerimizi, prensiplerimizi, değerlerimizi de ortaya koyarak, tabii ki sosyal etkiyi yok sayalım demiyorum. Elbette ki sosyal etkinin çok büyük etkisi var. Mesela çocuklarla ilgili bir araştırma yaptık. Sosyal medyayı en çok kullanan gençlerimiz. İşte bunun zamana yönelik bir araştırmasını da yaptık. İşte günde en az ortalamasını söylüyorum. 4 saat hocam, yani çok büyük bir, muazzam bir zaman 4 saat. 4 saatlik sosyal medyaya ayrılan bu süreyi çocuk akademik anlamdaki çalışmalarına ayıracak olsa, hadi biz 4 saat de demiyoruz. Planlı programlı bir çalışmalı 2 saat de veya oyuna ayırsın çocuk canım. Oyuna ayırsın, evet, yani. Evet, evet. Yani sosyal etki çok önemli tabii ki, ama gençlerin bu sosyal etkiden uzak durması anlamında anneler babalar lütfen, geçenlerde bir alışveriş merkezinde şahit olduğum şeyi hiç unutmuyorum. Henüz küçücük bir bebek, 1,5-2 yaşlarında, çocuğun elinde akıllı telefon, anne baba alışverişini yapıyor. Biz böyle bireyi de istemiyoruz. Yani çocuğun bana zararı yok, onunla ilgileniyor. Bana dokunmasın. Ben de rahat rahat alışverişimi yapayım. Böyle bir anlayış. O çocukların beyin gelişimi üzerinde de çok büyük bir zararı var bunun. Yani lütfen buradan velilere, anne babalara sesleniyorum. Dijital, tabii ki teknoloji çok gelişti. Şu an cep telefonu olmayan öğrenci yok sanki. Ama bilgisayar karşısında lütfen çok uzun zamanlar geçirmesinler. Biz işte kaldıralım, bilgisayarı kaldırdık, interneti iptal ettik gibi demiyorum. Yasaklayıcı bir zihniyetle amaca ulaşılamaz. Ama öğrenci kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra ve onun vermiş olduğu mutlulukla kendini ödüllendirsin. İşte belirli bir süre sosyal medyada geziniyorsa gezinsin, işte mesajlaşması gerekiyorsa mesajını yazsın ama onun içeriğine çok dikkat etsin. Bilinçli kullanmak, ki dijital medya yöneticiliği de bir bölüm bile var artık. Medya yöneticiliği, sosyal medya kullanımı. Bu konuda sosyal medyanın etkisi elbette ki çok, ama evlatların üzerine düşen şey sağlam bir hedef ve amaç etrafında toplanmak gerekiyor hocam. Burada bir sosyolojik bir konu daha var. Buyurun. Hemen estağfurullah. Şimdi diyelim ki lise çağında bir kızımız, evet, veya bir genç delikanlımız, hı hı, annesine söylemiş çarşıda, pazarda, hı hı, bir iki bir şeylere bakacak, alışveriş yapacak. Dayısı arıyor, amcası arıyor. Sen bu saatte buralarda ne geziyorsun? Evet. Veya diyelim ki çok yakın, ailece sıkı bağlar olan komşusu, hı hı, denk geliyor. Şunun haberi var mı, bunun haberi yok mu gibi. Böyle sosyal baskılar da çocuğu etkilemiyor mu, gençleri? Mutlaka etkiliyor. Ama bununla alakalı şunu söylemek isterim. Eğer çocuğun, ben çocuklara şunu söylüyorum, öğrencilerimize. Yani kişilik gelişiminde bir engel gibi görüyorum ben onu. Becerilerini sergileyemiyor, kendi bir şeyler alamıyor, satamıyor, özgüven kaybı yaşıyor gibi. Ben şöyle düşünüyorum Bekir Bey, özgüven kaybı demeyelim de sosyal çevrenin, mesela ben mahallede büyüdüğümde o mahallenin büyük abileri vardı. Mahallenin işte köşe başlarında. Bizim çocukluğumuzda. Aynı, ben çocukluğumdan bahsediyorum. Giren çıkanı mahallede kontrol ederlerdi. Mahallede ne oldu? Bir sosyo mekanizma vardı yani. Otokontrol. İşte, ya da yabancı biri gelse işte hemen müdahil olunurdu. İşte birine kime mi baktınız, gidiyorsun, kime arıyorsunuz şeklinde, hı-hı, sorarlardı. Ben o anlayışın devam ettiği durumuna yoruyorum bunu. Yani bak çocuğu burada gördüm, işte sizin de bilginiz var mıydı? Bir kontrol anlamında. Ama çocuğun annesinin babasının samimi bir iletişimle bundan haberi varsa, anne baba müsaadesini etmişse, dayı da bunu ya da amca da bunu söylüyorsa, bunda ben bir sakınca görmüyorum aslında. Etkilemez. Ama, tabii, ama çocuklar bundan etkileniyorlar mı? Etkileniyorlar. Ya anne baba sen böyle bir müsaadeyi vermişsin. Biz bu davranış yaparken zaten sizden izin alarak bunu yapmışız. O ne karışıyor diyor. Ama o ne karışıyor deniz ya da çocuk da bence olaya şöyle bakmalı. Ben olsam o şekilde bakardım olaya. Ya bu evlatlar annesinin babasının bir tanesi, en değerlimiz, en kıymetlimiz bunlar. Bize o soranın hatta, da kıymetlisi olduğu için. Hatta bence mutlu olmalı. Ya dayım bak beni görmüş. Heh. Anneme babama bilgi vermiş. Bu çok önemli. Düşünebilir. O şekilde. Yani öyle ters etkilenme değil de olumlu etkileşim, evet, olmalı. Bravo. Ben kıymetliyim ki bana değer, evet, veriyor, soruyorlar, evet, arıyorlar. Evet. Ya hiç aramasalar ne olacak? Aynen öyle. Yani bunu buraya güzel bağlayalım. Bir de öğretmen olarak Bekir Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Sınıfa girdiğimizde bizler de bir babayız, ailemiz var. Her bir evlatın gözüne baktığımızda biz kendi evladımızı onların gözünde görmedikçe gerçek manada öğretmenlik yaptık diyemiyorum ben. Yani çünkü o evlatlar da bizim evladımız ve bahçede koşsa, hoplasa, bir taşa takılıp düşse bizim ciğerimiz, bizim da, yüreğimiz acır. Evet, bu da çok önemli. Hassasiyet anlamında, öğretmenlik mesleğinin manevi hazzı anlamında da bunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Öğretmen, anne, evet, baba yarısıdır. Öğretmen olmak, bir cana dokunmak, yarısıdır, bir yüreğe yani, dokunmak. Anne babanın yarısıdır. Öyle görmek lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Evet hocam, siz ne düşünüyorsunuz bu çevre hususunu? Hocam,
Sizin gözlemleriniz neler meslek hayatınız boyunca? Çevreye geçmeden önce, biraz önce geçen Hakan Bey'in de değindiği bir konu var. Doğru, amca, dayının, halanın, teyzenin çocukları gözetmesi önemli. Yani orada bir niyette hata yok. Ancak usulde, tarzda, biçimde hata uygulamada, var. Uygulamada, tavırda, tarzda. Dolayısıyla niyet çok iyi. Tabii. Şöyle bir ifade vardır. Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani evet. bir şeyi elde edemiyorsak o zaman tarzımıza bakmamız gerekiyor. Niyetimiz iyi. Ancak hedefimize ulaşamıyorsak, vasıl olamıyorsak, eskilerin ifadesiyle vasıl olamıyorsak demek ki o zaman tarzımızda bir hata var. Evet, esasta bir sıkıntı yok ama usulde bir hata var. Demek ki onu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani ben çocuk için bunu yaptım, ben onu seviyorum, söyledim ama aramız bozuldu. Demek ki o zaman kendimizi söyleme tarzında bir söyleme sıkıntı tarzında, var. Usulde bir sıkıntı var herhalde. Bunu böyle görmek gerekiyor. Çevreye gelince, şimdi çevre değişti dedik. Vizyonda da çok güzel bir tanım yapılmış. Hocam biraz önce değindi, ekosistem diye. Şimdi mahalleyi geçti. Eskiden mahalleydi. Annem şöyle der, siz küçüktünüz. Tabii ben anlayabiliyordum. Benim küçük kardeşlerim çok anlamaz. Yani o yaşta değillerdi herhalde ama. Babam memur olduğu için bir şehirden bir şehire taşındık. Biz 3 ay bir mahallede durduk ama 3 aydan sonra başka bir mahalleye taşındık. Annem şunu derdi, mahalledeki çocukların tarzı, davranışları, ondan sonra ağızları düzgün olmadığı için, sonradan anlatıyor bunu. Ben sizi, babanızı ikna ettim, görüştük, konuştuk, başka bir yere taşınmaya karar verdik diye. Çevre bunun için önemli. Aile çevresi, okul çevresi, mahalle çevresi. Ancak şimdi çocuklarımızı değişen dünya değişiyor, cam fanus içerisinde koruyamayız. Mahalleyi değiştirmek, tamam, bunlar inkar edilemez. Yine olması gereken belki tercihler tarzında düşünürsek. Ancak dünya çevremiz oldu dedik ya. Medyayla birlikte çocuklarımız şu anda farklı ülkelerden görüyoruz, duyuyoruz. Farklı ülkelerden farklı insanlarla arkadaşlık kurabiliyorlar. Çevresi, mahallesi, o da işte yani arkadaşı. Eskiden bu mahallede arkadaşı vardı. Bu okulda arkadaşı vardı. Belki bu şehirde arkadaşı vardı. Ancak şu anda uluslararası arkadaşlıklar dünya, başladı. Avrupa dünya. Birliği de destekliyor aynen, zaten bunu. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim burada şunu düşünmemiz gerekiyor. O ekosistem içerisinde bu çocuklarımızı yarına nasıl yarına nasıl hazırlarız? Yani bu cam fanus içerisinde değil yani, ama bunu böyle yaparak doğru 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar biz bu çocukları evimizde istediğimiz gibi yetiştirebiliyoruz. Ama çıktıkları zaman, bakın çevre diyoruz ya. Hani bazen ailelerden şu da geliyor, diyorlar ki hocam yani bizim ailede şu olmaz, bu olmaz, bu davranış, bu çocuk bunu nasıl edindi diye. Biz bunu oturup konuştuğumuzda, yargılamadan ama çocuklarla bunu konuştuğumuzda, çocuklar bunu çok rahatlıkla söylüyor. Hocam işte internet üzerinde falanca ülkeden bir arkadaşım var, onunla konuşuyoruz. Onun yazışmaları. Ya etkilenme çevre denince artık diyoruz yani bu böyle gidecek ve artık çevresi dünya olacak. Daire çok genişledi. Aynen öyle. Belki de ailenin kontrolünden bile çıktı tabii bu olay. Dolayısıyla şöyle dersek, bence hani çocukları bir korumacı aile tarzından çıkıp da bizim bu çocuklarımızı ileriye dönük kendi ayakları üzerinde nasıl durabilirler bunu öğretirsek, yani o da nasıl diyor, bizim kendi değerlerimize dönersek, kendi değerlerimizle bu çocukları yetiştirirsek, çocuklar neyi yapıp neyi yapamayacağına zaten kendileri bir noktadan sonra karar verebilecek düzeye gelir. YDO'su değişmesin. Evet. Yani özeti. Evet. Bazen şöyle oluyor, okuttuğumuz kitaplar içerisinde veli arıyor, diyor ki hocam hiç buna bakmadınız mı? Evet, baktım. Bunu söylüyorum, diyorum ki bu çocukları cam fanus içerisinde saklayamayız. Çocuklar buna da muhatap olacak ve ben söylüyorum, diyorum ki arkadaşlar eleştirel bir okuma var. Eleştirel okuma var. Okuduğunuz her şey doğru değil, olmayabilir. Dolayısıyla okurken de bunu değerlendirerek okumak ya da sormak, eleştirel okuma diye bir şey var. Velilerimize de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki tamam, tartışın, eğer bu meseleyle ilgili sizin de bir düşünceniz varsa çocuklarınızla tartışın bu meseleyi. Evet hocam. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yönetmenime ben bir sorayım bakalım. Süremiz var mı? Reklam arasına gidecek miyiz? Var değil mi süremiz? O zaman ben çevre ve aileyle ilgili çocuklarımızdan soru alayım.
Bakalım ne hazırlamışlar. Gençler, sorularımız var mı? Soracağımız. Vizyon 23'ten bahsetmiştiniz. Önce kendini bir tanıt. Rengel Aydınar. Buyur. Vizyon 23'ten bahsetmiştiniz. Bu yeni sistemde yapılacak değişikliklerde sınavsız bir eğitim sistemi söz konusu olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu merak etmiştim. Teşekkürler. Evet, evet hocam, buyurun. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Sınavsız bir eğitim sistemi, şöyle onu herhalde algılıyorum ben o soruyu. Şu an yıllardan beri akademik sınavlara eğitim kilitlenmiş durumda. Dershane mantığına kilitlenmiş durumda. 2023 vizyonunun birkaç yıl içerisinde çözeceği en temel konulardan birisi, bugünkü gördüğümüz mevcut sınav sistemi, şunu rahatlıkla söyleyeyim gençler, kesinlikle değişecek. Nasıl değişecek? Öğrencilerimizin kültürel çalışmaları, öğrencilerimizin spor çalışmaları, sanat çalışmaları, toplum hizmeti ve bilimsel çalışmaları değerlendirilecek. Muhtemelen, şimdi belki bu sizin şu an ortaokuldaki olan arkadaşlarımız, rahatlıkla ifade ediyorum. Bakın şu anda ortaokulda görevli olan arkadaşlarımız bu söylediğimi unutmasın. Daha sonra da hatta bana gelip hocam doğruydu, yanlıştı eleştirebilirler. Lise döneminde kesinlikle yeni sistem gelecek. Bu yeni sistemde muhtemelen yaklaşık ifade ediyorum, yarı boyutu akademik eğitimse yarı boyutu da öğrencinin, bakanlık bunu tanımladı, birkaç senedir uyguluyor da. Bir daha ifade ediyorum, bilimsel çalışmalar. Hatta bunun 10 çeşit kalemi var. Hatta gençlere şimdiden müjde de vereyim. Bir patent de üretebilirler. Sistemde bu var. Yani patent üreten öğrenciye, ki şu anda mesela bilim sanata gidenlerden patent üretenler var ve oradan da puan kazanıyorlar. 10 kalem, kültürel çalışmalar en az 10 kalem, sanat çalışmaları 30-40 kalem şeklinde tanımlanmış, spor çalışmaları 60 kalem, toplum hizmeti. Yani hayatın içinde bir insan tipi, bunun temelleri atılıyor. Peyderpey bu gelecek. Bu nokta herhangi bir tereddüt olmasın. Onun için kendinizi sadece bir takım bilgileri ezberleyen değil, hatta akademik bilgide de ciddi değişim var. Gençler biliyorlardır, burada son sınıf öğrencilerimiz var, gerek liseden, tahmin ediyorum ortaokuldan. Soru sistemi de değişti. Artık bilgi ezberleme değil, bu bilgiyi konu içinde diğer bilgilerle birleştirebiliyor mu, yorum yapabiliyor mu? Bu bilgiyi bir başka dersle beraber birleştirebiliyor mu, sentez yapabiliyor mu? Bilgiyi kritik edebiliyor mu, analiz edebiliyor mu, yeni bilgiler sentez edebiliyor mu? Dolayısıyla ben gençlerimizin bu yeni değişen sistemde şimdiden adapte olacağını ve büyük harikalar yaratacağına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Umarım sorunuza cevap almışsınızdır. Yani bundan sonra sınav korkusundan ziyade yeteneklerinizi, hünerlerinizi, becerilerinizi sergileyin, o korkuyu yenin deniyor. Zannediyorum bakanlık bunu değerlendirecek. Kesinlikle. Bu bence de çok güzel. Yani her çocuk matematik problemini kavrayıp çözemeyebilir. Her çocuk resim yapamayabilir. Her çocuk müzik dalında yeteneklerini sergileyemeyebilir. Matematik çözenler fizikten anlayana bize lazım, ötekileri kaldırat gibi bir sistemdi. Hep böyle olmadı mı bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde? Şurada bir iki ilave buyur, daha söyleyeyim. Buyur hocam. Arkadaşlarım da konuya vakıf. Mesela okulların değerlendirildiği sistem geliyor. Okul yönetimi, okul idaresi, okul öğretmenleri, tasarlanan bu kültürel, sanatsal, akademik çalışmalarda ne kadar, yani bir nevi not sistemi mi diyelim. Keza öğrenciler ilkokuldan itibaren yetenekleri, becerileri değerlendirilecek. Öğretmen gelişimi, öğretmen eğitimi, yani bakanlık çok boyutlu çalışıyor. Dolayısıyla gençlerimiz de şimdiden o büyük
dünya çevresinde kendilerini daha yeterli görmek için şimdiden gayrete, hedefe gidebilirler. Bu okul ve öğretmenin öne çıkarılması Alman eğitim sisteminde de var. Bizim Almancı dediğimiz emmilerimiz, dayılarımız, akrabalarımız Avrupa'dan gelince sorardık çocuklar ne yapıyor falan diye. Vallahi oğlanı meslek okuluna gönderdi okul derdi. Veya oğlan işte gimnazyumda okuyor. Yani normal lisede okuyor. Sizinki niye gitmedi? Bizim oğlanın notu orayı tutmadı derdi. Yani okulun etkisini çocuğu yönlendirme açısından Almanya'da uygulandığını böylece ifade etmiş oluyor. Evet gençler, başka sorumuz? Soru sormak isteyen? Ben Çağrı Baytaş. Bir daha tekrar alayım. Çağrı Baytaş, 8. sınıf öğrencisiyim. Tamam. Eğitim sistemimizi yurt dışına benzetmemiz doğru bir şey mi sizce? Evet. 15 puanlık uzmanlık sorusu. Evet. Onlara benzemeye çalışmak. Onlara ayak uydurmaya çalışmak. Eğitim sistemi ayrı, onlara benzemek ayrı. Yani şimdi sistemle onu karıştırmayalım. Burada müsaade ederseniz ben tebrik ediyorum delikanlıyı. Çok güzel bir soru. Hı hı. Ve şu an devletimizin, bakanlığımızın da üzerine ısrarla durduğu konu bu. Evet, biz dünyayı inceleriz. İşte meşhur sözler var ya, Finlandiya modeli, Amerikan modeli, Alman modeli. Ancak yine gençler internetten bakabilirler, bu 2023 vizyonunu incelerlerse tamamıyla kendimize has, ülkemize has, kendi kültürümüze has, kendi insanımıza, kendi aile yapımıza, kendi toplum yapımıza has, farklı ve dünyaya örnek olacak bir eğitim sistemi tasarlanıyor ve uygulanmaya çalışıyor. Dolayısıyla küresel dünyada birbirlerine etkiler olabilir ama hiçbir toplum bir başka toplumun reçetesiyle yükselemez. Bunu gördük. Hasbelkader ben 69 öğretmen okulu mezunuyum. Türkiye üzerinde sevgili delikanlım, her çeşit model denendi. Hepsini biz gördük, yaşadık ama hiçbiri derde deva, şifa olmadı. Şu an arayışımız kendi milli değerlerimize, kendi kültürel değerlerimize has bir eğitim modeli. Çünkü son cümle şöyle söyleyeyim, bizzat bu cümle vizyonda geçen bir cümle. Her toplum kendi kültürünü oluşturur ve eğitime de o kültür damgasını vurur. Yani şöyle de denilebilir. 2023 vizyonu, eğitim politikası, devletin uygulamaya çalıştığı programı milli ve manevi değerlerine bağlı ama dünyadan bizim bünyemize uyacak güzel örneklerin de birleştirildiği bir sistem. Yani o zaman şöyle demek lazım. Güzelleri kaldırıp atmamak lazım. Eğer bizim bünyemize, bizim eğitim sistemimize, bizim genetik yapımıza bir zarar vermeyecekse kabullenmek lazım. Çünkü dünya artık çok küçüldü. Milletler, demin sizin de buyurduğunuz gibi, birbiriyle çok etkileniyor. Etkileşim içerisinde kültürler. Önemli olan kendi kültürünü, kendi öz değerlerini kaybetmemek. Peki hemen bir başka soru alayım ben. Hani okulda zamanımızın çoğunu okulda geçiriyoruz. Peki eve gelince bu zamanımızın kalan kısmında verimli nasıl ders çalışabiliriz? Zaman nasıl verimli? Evet, şimdi reçete istiyorsun yani. Anlaşılan. İstersen Buğra'ydı değil mi ismin? Evet. Buğracığım, bu soruyu ikinci yarı programın ikinci bölümünde alalım. Okul çevresini bir önce bir ele alalım da ondan sonra okulu, öğretmeni, dersi o konuyla ilgili alalım bu soruyu. Aile ve çevreyle ilgili sorular varsa mümkünse o sorulardan alayım ben. Aile ve çevreyle ilgili. Buyurun. Adım Çağlanur Bahar. Ben şey hakkında sormak istiyorum. Bazı aileler kendi yapamadıkları şeyleri, olamadıkları meslekleri evlatlarına dayatmaya çalışıyorlar. Çok onları güzel o yerlere getirmeye çalışıyorlar. Bunun öğrencileri nasıl etkilediği hakkında, bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum.
bizi nasıl mahvettiği hakkında bilgilerinizi diyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hocam buyurun, sizden alayım bu sefer cevabı. Gerçekten güzel bir soru sordu öğrencimiz. %100 haklılar, anneler, babalar sosyal yaşamda kendi yapamadıkları ya da sahip olamadıkları statüleri, meslekleri kendi evlatlarında görmek gibi bir istekleri var. Biz de dahil buna, biz de. Bizler de dahil. Yani biz dahiliz. Bizler de dahiliz. Anne baba tarafından olaya baktığımızda evlatları için en iyi şeyi istemelerini doğal karşılamakla beraber işte kendisi doktor diye evladının doktor olmasını isteyen bir anne babanın tutumunu da çok doğru bulmuyoruz. Evladın çok farklı alanda yetenekleri var, meziyetleri var. Kendisini tanımayla alakalı çok farklı bir ortaya koyduğu sonuç var. Ama doktor olmak istemiyor. Anne baba çocuğun doktor olmasını istiyor. Ben burada problemin çözümü konusunda şöyle düşünüyorum. Eğer öncelikle birey kendisini çok iyi tanırsa, anne baba çocuğunu çok iyi tanırsa böyle bir şey yaşamayacaklarını düşünüyorum. Çocuk kendi yeteneklerini, becerilerini farkında ise, farkına varmak önemli bir kavram, farkında olmak. Yani kan görünce korkan bir çocuğun doktor ya da cerrah olması nasıl bekleyebiliriz? Veya çocuk doktor olmuş ama içerisinde sanata yönelik fırtınalar kopuyor. Radyo, TV, sinema okumak istiyor. Anne baba olarak örnekleri de çok bunların. Birçok örneği var. Çok somut çevremde de var. Şunu sorabiliriz velilere. Evladınızın siz sadece istediğiniz için bir mesleği yapması mı? Yoksa bir ömür boyu o hayatında şekillendirecek çünkü o meslek. Meslek seçimi demek aynı zamanda hayatın bundan sonraki kararlarının da seçimi demek. Evliliğinin evliliğini belirleyecek, sosyal yaşamını belirleyecek. Böylesi önemli bir kararı verirken sadece ve anne baba istediği için evladın o mesleği yapmış olması ne derece doğru olabilir? Ömür boyu sevmeyeceği bir mesleğe her gün gitmesi mi? Yoksa gerçekten severek ve yapmış olduğu işi iş olarak görmeyerek hayatına devam etmesi mi daha doğru? Burada veliler, anneler, babalar kendilerine sorsunlar. Mesela ben de oğlumla sohbet ediyorum. Gelecekle alakalı bir planım var mı diyorum. Ben diyor İngilizce öğretmen olmak istiyorum diyor. Ben kesinlikle şunu demiyorum. Ya ne yapacaksın son İngilizce kaçın sınıfta diye. Ne yapacaksın İngilizce öğretmenliğini? Oğlum bak bu alanda çok daha para var. İşte gel. Kaçıncı sınıfta? Ortaokul 7. sınıfta. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kesinlikle böyle bir baskıcı yaklaşımdan ziyade çocuğu tanıyarak. Mesela çocuk bir öğrencimden örnek vereyim. Çok güzel yemek yapıyordu çocuk. Anne baba ahçı olmasını istemiyor. İstemiyor ve istemediği gibi kendilerinin sahip olduğu bir meslek grubunu çocuğa dayatıyorlar. Ama çocuk her şeye rağmen aşçı oldu. Bir süre konuşmadılar belki. Biraz tavır yaptılar ama sonrasında yaptığı işte gurur duymaya başladılar. Anne babaları da ikna etmek lazım. Bırakın çocuklar gerçekten sevdikleri, istedikleri, o işi yaparken mutlu olacakları meslekleri seçsinler, onları yapsınlar. Düşünsenize, çocuk istemiyor, doktor oldu ama severek işe gitmiyor. Ben daha hasta içeri gelirken tebessüm ederek hastama şifa vermeliyim. Sevmeyerek bu mesleği seçmişim. Nasıl mutlu olacağım? Nasıl evet. Tatmin sağlayacağım? O hastaya nasıl yardımcı olacağım? Bu da bir vebal, bu da bir ama değil burada mi? Da bir de çocuklarımız da bu konuda çaresiz ama. Yani ben, çocuk anne bir taraftan bastırıyor, baba bir taraftan sıkıştırıyor. Çocuk da çaresiz yani. Her gün evde de dövüş kavga olmuyor. Müsaade ederseniz burada buyur. Canlı bir örnek vereyim. Ben evlatlarımıza, yavrularımıza güveniyorum. Onların gayretine, zekiliğine. Artık eski anne babalar yok. Yani eğer bunlar çalışmalarıyla, disiplinleriyle anne babalarına güven verirlerse kesinlikle problem olmaz. Bakın canlı bir örnek vereyim. Bizim lisedekiler bilmeyebilir ama rehber öğretmenimiz hemen hatırlayacak. Şimdi çok sevdiğimiz, çok hakikaten öğrencilerine de okula da aile ilişkileri, okul işi düzenli bir velimiz var. Bu eski bir öğrencimiz. Çok ilginç. Baba akademisyen. Çocuk şoför olmak istiyor. Acayip direksiyon meraklısı. Üniversiteye gitti gençler. Üniversiteyi bitirmeden döndü. Başka bir bölüme gitti bitirmeden. Dün ziyaret ettim. Hastanedeydim. Ne yapıyor falan dedim. Vallahi şimdi anlaştık uzatık baktık gidemiyor. Orada daha çok mutlu. Şu an bildiğiniz direksiyon, araç kullanıyor ama severek
Artık onu anne de baba da aile de kabullenmiş ve o noktada yeteneğini ve kendisi de yetenekli biri. Onun için burada iş gençlerde. Yani gençler eğer o güveni annelerine babalarına verirlerse ben hiçbir annenin babanın da onların yeter ki anne baba bize güvenin, bize itimat edin dedikten sonra sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Peki teşekkür ederim. Hocam Şükrü hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aynı fikirde misiniz hocalarımda? Aynı fikirdeyim. Ben konunun bir öbür tarafına da geçeyim de öğretmenlerin Buyurun. Öğrencileri yani akademik olarak zorlaması var bazen. Bir de öğretmen arasında yarış meselesi. Tabii bu. Yani orada da sınıf öğretmenleri özellikle canlı bir örnek vereyim. Kendi yeğenimden örnek vereyim. Akademik olarak yapılan denemelerde hep sondaydı. Ve LGS'de de sonlardaydı yüzdelik dilim olarak. Ancak benim yeğenimin resim yapmaya çok merakı vardı. Biz de onu tamam ne derseler desinler ama sen buraya gideceksen problem yok. Bunu aslında öğretmenlerine de söylemiştik ama böyle sanki akademik başarısı olmayan, matematiği işte feni, Türkçesi iyi olmayan çocuk sanki böyle başarısız bir çocukmuş gibi görülebiliyor. O da öyle oluyor. Böyle bir imaj aile görmesi de yani böyle bir bunu sınavlar oluşturuyor. Evet, sınavlar bunu oluşturuyor. Ancak biz kendisindeki bu yeteneği görünce onu bu şekilde yüreklendirdik ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne dereceyle girdi. Bakın akademik olarak sonlarda ama Güzel Sanatlara dereceyle giren bir çocuk yani. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Benim Allah cümlesinin çocuklarını bağışlasın. Benim de iki tane çocuk var. Birisi hiç matematik 45'te 45'ti her sınavda. O tabip oldu, doktor oldu. Kızım da çok yetenekliydi kalemi. O da resim öğretmeni oldu. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Sakın bir tarafa ayrılmayın. Çünkü asıl konularımızdan birisi okuldu. Çocuklarımızın üzerindeki etkisi, öğretmenlerin, okulun etkisi. Bu konuyu konuşacağız. Yine bu konularla ilgili çok güzel sorular hazırlamış gençlerimiz. O sorulara cevap vereceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim merhabalar. Tekrar sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Programımızın birinci bölümünde eğitim öğretim meseleleri konuşulurken eğitim ve öğretime ailenin etkilerini ve çevrenin etkilerini değerli hocalarım, konuklarım değerlice, detaylıca, ince konuştular. Elbette çok büyük meseleler, sorunlar var ama bunların da çözüm yollarını inşallah devletimiz hazırlamış olduğu 2023 vizyonuna göre zannediyorum şekillendirecek. En kısa sürede de eğitim öğretim hayatına yansıtacaktır. Çünkü bu konudaki uzmanlar da görüşlerini ifade etmişler. Bakanlık da güzel bir kitap yayınlamış bu konuda. Şimdi bir de eğitim ve öğretime etki eden ana unsurlardan birisi okul, öğretmen. Etkiye maruz kalan çocuk. Yani gençlerimiz, çocuklarımız. Tabii etki etmeyi bilmek, dışarıdan gözlemlemek farklı. Bu işe maruz kalmak farklı. Yani birebir bununla muhatap olmak farklı. Muhatap olanlar da çocuklarımız ve gençlerimiz. Stüdyomuzda yine değerli bir okulumuzun öğrencileri var. Onlarla okulun ve öğretmenin kendilerine nasıl etki ettiğini konuşacağız. Hemen gençlerimize dönüyorum. Mikrofon kimde? Sende. Hemen kendini tanıt. Soru şu. Eğitim, öğretimde okulun ve öğretmenin sizin üzerinizde bıraktığı etkiler neler? Olumlu ve olumsuzları değerlendirerek konuşalım. Buyurun. Ben Çağrı biraz önce de tanıtmıştım zaten soru sormuştum. Hı hı. Eğitimde bence öğretmen en önemli etkenlerden birisi. Çünkü bir öğretmen derse girdiğinde o nasıl davranıyorsa öğrenciler de ona göre şekil alıyor. Yani böyle resmi bir öğretmense, böyle herkes resmileşiyor, kimse konuşmuyor. Ya da böyle Şükrü Hoca mesela, eğlenceli bir öğretmen. Geliyor herkes gülüyor.
Herkes espri yapıyor. Yani derse eğlenceli daha, geçiyor. Daha mı zevkli geçiyor? Aynen. Evet. Okul öğretmenden önemli diyemeyiz bence. Öğretmen daha önemli. Şükrü öğretmenin burada diye demiyorsun değil mi bunu? Yok. Genel olarak. Sen böyle değerlendiriyorsun. Bence. Peki okulun sosyal yapısı, inşaatı dahil bu işe. Bahçe düzeni, okul bölümleri, dersliklerin konumları. Yani aklına gelebilecek okulla ilgili her şey etkisine onu zaman. Mesela kışın okul hiç zevkli olmuyor. Neden? Kapıları kilitliyorlar. Dışarı çıkamıyorsun yani. Zaten camlarda da kilit koruması var. Hapis gibisin okulda. Hocam not alıyorsunuz değil mi bunları? Belki. Yani kışın kapalı cezaevine mi çevirmiş? Aynen öyle oluyor. Ya ya da öğle arası açıyorlar sadece. Öbür teneffüslerde okul havası zaten. Öyle okul havalandıracakları büyük bir cam da yok. Ya böyle bir odaya sadece büyük bir cam da yaptırılabilir. İlanen yani. Duyurulur diyorsun. Bence de yani duyulması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu da tabii sizi etkiliyor değil mi? Evet. Yani, moral bozukluğu falan yaratıyor. Aynen. Mesela öğleden önce dersler daha eğlenceli oluyor. Neden? Hava alıyorsun dışarıda. Ama öğleden sonra daralıyorsun, sıkılıyorsun bir süreden sonra. Aynı havayı soluyorsun herkesle. Sıkılıyorsun. Bu da ister istemez derse yansıyor. Aynen. Başarıya yansıyor. Peki hemen diğer arkadaşımıza verelim mikrofonu. Kendini tanıt ablam. Ben Ayşe Beli Koç, 8. sınıf öğrencisi. Sen nasıl görüyorsun okulla öğretmenin etkisini? Sen de bıraktığı etkiler. Ya hiç ben çekinmeden de, lütfen rahat olun. Bence hocanın yani resmi dediği gibi resmi olması öğrencilerin daha çok resmi olmasını yani sağlıyor. Mesela bizim Semih hocamız var. Semih hocamız derste böyle derse hem eğlenceli anlatıyor hem dersi anlayabiliyoruz hem de yani kendi aramızda da eğleniyoruz. Ama yani diğer birkaç hocamızın dersinde de böyle olmuyor. Çünkü derste bir görev veriyorlar ve o görevi yapmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar ama biz o görevi yapmak istemiyoruz. Mesela Semih Hoca ve Şükrü Hoca bizim istediğimiz şeyleri yapabiliyor ama bazı hocalarımız bunları yapmıyor. O zaman bu durumda şöyle diyelim. Siz isim verdiğiniz öğretmenleriniz sizi olumlu yönde etkileyenleri ifade ediyorsunuz. Olumsuz yönde etkileyenlere de isim vermeden duyuruyorsunuz. Ya aslında bununla alakası yok ama yani diğer hocalarımız ne bileyim. Yani öğretmenden sıcak tebessüm, samimi el kol mimikleri, güzel cümleler bekliyorsunuz. Evet. Doğru mu? Ve aynı zamanda dersi anlatmasını. Anlatımının da güzel olmasını evet. istiyorsunuz. Tabii ters yönde de olumsuz yönde de bunlara maruz kaldığınız için bazı derslerde başarınız ister istemez bunda etkileniyor. Olumlu, diğerinde de olumsuz etkileniyor. Evet, öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Durucum, senin hemen görüşlerini alayım. Bence hocaların anlatım şekilleri beni daha çok ilgilendiriyor. Yani derse yaptıkları etkinlikler falan. Yani derse kattıkları anlatım yöne ilgilendiriyor. Pek davranışları o kadar değil. Ama evet, anlatım biçimleri. Anlatım şekilleri. Anlatma biçimleri. Peki senin de mesela öğretmenin ben diyelim sınıfa girdim. Benim anlatım biçimimden dersi anlayıp anlayamadığını sen kendin kavruyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Böyle öğretmenlerimiz de var. Diğer türlü öğretmenlerimiz de var. Evet var. Var. Çok güzel. Bir tür okulu masaya yatırmış gibi olduk. Denetlemeye tabi tutular gibiyiz. Peki sağlık olsun. Peki okulun fiziksel yapısı seni nasıl etkiliyor? Demin arkadaşın ne güzel söyledi. Dedi ki burası okul. Belli bir saate kadar kapıya çıkıp giriş yapabiliyoruz da belli saatten sonra çıkmayınca biz sıkılıyoruz. Çünkü fıkır fıkır enerjiyiz dedi. Ne düşünüyorsun? Okulumuzdaki camlarda zaten kilit var. Yani açılabiliyor. Küçük bir kısmı açılıyor. Bence öyle bir sorunumuz yok. Yani arkadaşın onu sorun haline getirebilir ama senin için mesele değil. Hayır, benim için mesele değil. Peki teşekkür ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızı alalım. Bence ilk önce kendimi tanıtayım. Ben Ranagil Korkmaz. 8. sınıf öğrencisiyim. Bence öğretmenler kadar okulun fiziksel yapısı da çok önemli. Çünkü mesela öğrenci sonuçta hayatın neredeyse yarısını okulda geçiriyor. Çok doğru.
Hatta yüzden, daha fazlası. Evet. Okulu öğrenciye güzel tanıtmak gerekiyor. Ve dersleri de öyle. Mesela öğrencinin en çok baktığı yerlere küçük notlar alıp onun yani şey... Güzel cümleler, aynen, güzel ifadeler, güzel resimler, değil mi? Evet, salonlarda, koridorlarda. Mesela bir okulun siyah olduğunu düşünün. Öğrenci çok karamsar olur. Yani hani okulu pek sevmez. O yüzden fiziksel yapısı çok önemli okulun. En az bizim stüdyomuz kadar güzel olmalı, değil mi? Evet, rengarenk olmalı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Peki öğretmenlerin konusunda ne düşünüyorsun? Öğretmenleri yargılama gibi, değerli izleyiciler, öyle değerlendirmeyin. Çocuklarımız duygularını ifade ediyorlar. Sen nasıl düşünüyorsun? Diyelim ki ben dersine geldim. O anda moralim de bozuk, canım sıkkın. Anlatırken biraz suratım asık gibi. Nasıl etkileniyorsun bunlardan? Öğrenci aynı şekilde etkileniyor. O da böyle çok üzgün oluyor. Sonra zaten soruyor size ne oldu hocam diye. Yani öğretmen öğrenciyle duygularını paylaşmalı. Onunla samimiyet kazanmalı yani. Samimiyetli olmalı. Anlıyorum, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Hemen diğer taraftaki arkadaşımızı alalım. Yağız Delikanlım, hemen seni bir tanıyalım. Ardından neler söyleyeceksin bu konuda, okul ve öğretmenin sizi nasıl etkilediğini? Ben Emre Şimşek. Bence okulun fiziki yapısı yani gayet güzel. Bahçesi falan büyük. İçerisi de, ya ortaokulu bilmiyorum da, içerisi de gayet aydınlık falan. Sen lisedesin. Evet. Ben lisedeyim. Öğretmenlerimiz de gayet güler yüzlü yani, sempatik, samimi insanlar. Benim bir sorunum yok yani. Teşekkür ediyorum. Hayır, öyle değerlendirme. Bir dakika, ve mikrofonu verme. O zaman bak, arkadaşın da diyor ki, diğer arkadaşların da böyle öğretmenlerimiz de gayet doğaldır bu. Anormal bir şey değil zaten. Hayır, bu, bizim... Böyle öğretmenlerimiz de var, böyle öğretmenlerimiz de var. Bize asık suratla derslerimize giren veya o an moral bozuk olan öğretmenimizden etkileniyoruz olumsuz. Diğer gülerek gülen öğretmenimizden de etkileniyoruz olumlu diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Ben bir tek beden eğitimi konusunda, şimdi hani üst getirip orada spor soyunma odasında değiştirmek falan filan, bu çok zor geliyor ve ben futbol falan oynamıyorum. Beden eğitimi derslerinde hani daha farklı şeylere yöneldiğim için ihtiyaç duymuyorum kıyafet değiştirmeye falan. Ve hocalarımız hani bize pek hoş davranmıyorlar bu yönde. Yani diğerleri kıyafetle çıkmışken sen resmi protokol çıkınca isteriz de. Ben ihtiyaç duymuyorum o sebepten. Yani, yani spora herkes, ihtiyaç herkes, duymuyorsun. Efendim? Spora ihtiyaç duymuyorsun. Hayır, spora ihtiyaç var ama okul saatleri içerisinde beden eğitimi dersinde hani herkes kanter içinde futbol herkes, falan oynuyorlar. Bak işte burayı konuş işte bak. Herkes kanter içerisinde deyince bunun arkasından hastalık da gelecek. İşte bak bunu konuşalım işte. Yani ben top falan oynamadığım için üst değiştirmeye ihtiyaç duymuyorum. Bunu beyan ettim. Yine de farklı dönüşler aldım. Bunu da belirteyim. Evet, lütfen çekinmeyin tabii. Öğretmenleriniz baba yarısıdır, anne yarısıdır. Onlar sizin bu eleştirilerinizi çok anlayışla karşılayacaklardır. Ki öyle olacağına inanıyorum. Doğru mu hocalarım? Yani bu çekinilecek bir şey değil. Bu dert hepimizin derdi. Evet. O zaman beden eğitimi öğretmenimizi ilanen duyuralım buradan. Buradan selamlar kendisine. Hocam. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Hemen yanındaki arkadaşını alalım. Adım Tanan Nurbahar. Bu konuda yani söyleyebilecek pek bir şey bulamıyorum. Hani her ne şey söyleyeceğimi dört bilemiyorum mi? Daha doğru yani. Her şey dört dörtlük senin açından. Ya ben okul ya da öğretmenler açısından hiçbir sorun görmüyorum. Herkesle iyi anlaşıyorum ve ortamlara çok kolay adapte olabildiğim için çok söyleyebilecek bir şeyim yok yani. Peki öğle yemeklerinizi okulda mı yiyorsunuz? Evet.
Peki yemek konusunda ne söyleyeceksin? Bir de o konuyu açayım. Yemekler güzel yani. Ben yemek konusunda da çok sıkıntı çekmiyorum. Yani servisleri, giriş çıkışları, vaktinde gelmeleri veya az geç kalmaları gibi hiç eleştirebileceğim bir konu yok mu orada? Ya illaki vardır ama bunlar çok büyük problemler olmadı ya da çok sık olmadı, nadiren olduğu için. Seni etkilemiyor. Aynen, etkilemiyor yani. Arkadaşım bir şey söyleyecek, hemen mikrofonu ver. Şimdi aklıma geldi de yemekhanede de uzun kuyruklar oluşuyor. Bak buyur işte. Şimdi onu da halledebilirsek çok mutlu olurum. Aferin, çok güzel. Bak bu önemli bir konu. Yani yemekhaneye ders dinlenme zamanınızı kuyrukta geçirmeyin en azından. Hemen diğer arkadaşından alayım ben. Okulun ve öğretmenin sizin başarınıza ve eğitiminize etkisi. Yani insan olmanıza etkisi, yetişkin birey olmanıza etkisi. Konu bu. İsmim Beyran İlay. Fiziki açıdan değerlendirecek olursam okulların bence çok önemli. Çünkü biz okulda büyük bir zamanımızın büyük bir kısmını derslerde geçiriyoruz ve teneffüslerde hava alma ihtiyacı ve artık zamanımızı farklı mekanlarda geçirme ihtiyacı duyuyoruz. Bunun için geniş olması önemli bir konu bence. Bizim okulumuz bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum ve diğer okullar ile alınıp yetersizse genişletilmesini düşünüyorum. Peki siz sen sabah okula geldiğinde böyle evden çıkıp servisle geliyorsunuz tahmin ediyorum. Hı hı. Servise binerken oh çok şükür okula gidiyorum duygusuyla mı geliyorum? Yoksa üf. Ya gene mi okul var bugün? Niye cumartesi pazar değil duygusu? Açık olun lütfen. Bence bu bir öğrencinin okula hangi açıdan ne gözle baktığı ve niçin gittiğiyle çok alakalı bir şey. Ben okula eğitim görmek için gidiyorum ve bir şeyler öğrenebildiğim için, bir şeyler yani öğrenmek istediğim için geliyorsun okula? Severek geliyorum okuluma. Ayrıca bir okula severek gitmenin tabii ki oradaki öğretmenlerin, okul ortamının çok önemli. İşte bak çok önemli bu. Ben hocalarımla güzel bir iletişim içerisinde, verimli ve güzel geçiyor. Ondan dolayı okuluma severek gidiyorum, evet. Peki, isim vermeden, sınıfında veya okulunda, üf gene bugün okul var, düşüncesiyle kalkıp gelen arkadaşların var mı? Profilde öğrenciyle çok sık karşılaşıyoruz, evet. Şimdi derse dediğim gibi hangi açıdan baktığına bağlı. Eğer dersi bir adam çıkmış da bir şey anlatıyor şeklinde bakarsa büyük sıkıcı bir zaman dilimi olarak görür. Tabii ki derse katılmak, okula gelmek istemez. Böyle öğrencilerle de karşılaşıyoruz ama burada da görev öğretmenlerimize düşüyor. Asıl bu şekilde bu profildeki öğrencileri derse derslere onları motive etmek tamamen hocalarımıza kalıyor. Orada da artık bir şey diyemiyorum. Hüner öğretmenlerinizde o zaman. Evet. Peki bir soru daha sorayım sana. Tabii ki. Sabah diyelim ki Şükrü Bey'in Türkçe dersi var. İlk ders. Üf, yine Şükrü Hocam'ın dersi var. Ben en iyisi bir ders geç gideyim. Veya okula varayım bir şey bahane edeyim. Söz konusu Türkçe. Yani misal Türkçe. Böyle dersi eken çocuklar arkadaşlarınızda oluyor mu? Bir şey bahane edip o öğretmenin dersine girmeme gibi. Evet yani şimdi çok farklı insanlarla beraberiz okulda. Evet. Herkesin aklında farklı şeyler geçiyor. Herkesin aklında farklı düşünceler var. Aynı zamanda hepimiz insanız. Bazen işte öğretmenlerin olduğu gibi bizim de canımız sıkkın oluyor. Belki derse girmek istemediğimiz zamanlar bak, bu da çok olabiliyor. Önemli. Evet, öğretmenin canı sıkkın olabilir ama biz de insanız. Bizim de moralimizin bozuk olduğu an. Evet. Yani çok dikkat etmek gerekiyor sonuçta. Öğretmenin dersinin hani ders saatine geç gelmek hoş bir şey değil. Hoca geldikten sonra gelmek hoş bir şey, dikkat etmek gerekiyor ama yine insan olduğumuz için ve farklı olumsuzluklar ortaya çıkabileceği için olabiliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen yanındaki arkadaşına mikrofonu ver bir zahmet. Delikanlım, senin görüşlerin neler? Okulun ve öğretmenlerin sizin eğitim ve öğretim hayatınızdaki etkileriyle ilgili. Çünkü en çok maruz kalan sizlersiniz.
Mustafa, soyadım Koç. Şöyle diyeyim, öğretmenler daha çok baba anne gibi bize yaklaştıkları için benim bir sıkıntım yok. Mesela isim vererek örnek verebilir miyim? Tabii, lütfen buyur. Mesela ben de hoca, diğer hocaların yanlış anlamasın, dersi böyle kayarak geliyor. Şöyle koşarak geliyorsunuz, almak böyle. Ben çok seviyorum. Ders anlatıcı stili falan çok hoşuma gidiyor. Mesela Nurettin Hoca, belirli günler, bu arada Nurettin Hoca din kültür öğretmenimiz, Döndü Hoca matematik öğretmenimiz. Nurettin Hoca bizi belirli günler toplayıp böyle yatsıya götürüyor, yatsı namazına ya akşam namazına. Akşam namazlarına geç kalıyoruz, o yüzden yatsı oluyor genelde. Böyle sohbet ediyoruz. Yani isteyerek gidiyorsunuz siz değil mi? Aynen, namaz çıkışı çay içiyoruz böyle. Öğretmenlerimi seviyorum. Arkadaşların değindiği hızlıca ben de değinip geçmek istiyorum. Yemekhaneye gelecek olursak yemekleri az veriyorlar. Az veriyorlar. Aynen. Yani arkada da arkadaki insanlar da yiyecek. Az veriyorlar. Böyle iki kaşıkta bitiyor yemekler. Böyle ekmek yemek zorunda kalıyoruz. Ekmekte biri var yani ekmek yemeyin diyor. Onun için ekmek yemiyor. Ekmek. Peki, okulumuzun bütün mahrem konumlarını ortaya döktük şimdi bu hesaptan. Peki, hemen yanındaki arkadaşına alayım mikrofonu. Adım Osman, soyadım Tutkuş. 10. sınıf öğrencisiyim. Evden çok daha okulda duruyoruz 7-24 saat. Öğretmenlerimiz bizim için bir çaba sarf ediyor, motive ediyor. Siz dediğiniz gibi mesela... gelen öğretmenler bizim de motivemizi düşürüyor ve dersi dinleyemiyoruz. Bu çok önemli zaten. Aynen. Dersi dinleyemiyoruz. Yemekhane konusuna gelirsek de yemekler çok güzel. Cuma günleri özel yemekler çıkıyor. Etli bir de. yemekler çıkıyor. Evet. Arkadaşlarım gibi. Yani okulumu seviyorum. Öğretmenlerini seviyorum. İyi bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen yanındaki arkadaşından alayım. Merhabalar, ben Buğra. Öncelikle herkesin değindiği konuya katılıyorum. Şimdi bizim isteyerek okula gittiğimiz gibi öğretmenin de branşını severek, Anadolu'nu severek dersimize girmesi çok önemli. Mesela bununla beraber bir mesela matematik olur, kimya olur, biyoloji olur. Öğretmenler kendi öğrencileri tanıyor. Mesela onların seviyelerine inerek anlatması. Hani bizim okulumuz için bir geçerli bir şey değil. Yani yanlış anlamayın. Genel olarak konuşmak gerekirse ve öğretmenin öğrencisinin seviyesine inerek dersi anlatması. Ve yani orada öğrencileriyle daha böyle verimli zaman geçirmesi önemli. Bir de mesela öğrenciyle dediği herkes hadi resmi olmuyor. Ama şimdi bir yerde resmilik de bence çok önemli bir şey. Çünkü öğrencisiyle içli dışlı olan öğretmen dersten kopabiliyor. Hani bu öğretmenle alakalı değil, öğrenciyle alakalı da değil. Arada bir mesafe olmalı bence. Bununla beraber okulun fiziki koşulları dediğiniz gibi kampüsümüz çok gelişmiş bir kampüse sahibiz. Yani bir sürü aktivitelerimiz olabiliyor, teneffüslerimizi verimli geçirebiliyoruz. Mesela biz fen lisesi grubuyuz. Sorularımızı anlamadığımız yerleri etütte gerekse teneffüslerimizde hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Zamanlarını ayırıp bize ilgileniyor, sorularımızı çözüyor. Yani mesela dediğiniz gibi okula değinecek olursak biz mesela arkadaşlarımızla beraber sınıfımızı böyle çiçeklerle süslemek kararı aldık. Yani gözümüze hoş gelsin. Çünkü arkadaşlarımın dediği gibi zamanımızın çoğu sınıfta geçiyor. Ve o sınıfa bizim adaptasyon sağlamamız gerekiyor. Bu adaptasyonla beraber derse daha iyi odaklanıyoruz haliyle. Yani görüntü, göz, bize hitap şekli de çok önemli. Yani benim görüşlerim bu yönde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen sizin de görüşlerinizi alayım. Ben Zeynep Göçgün. Hocam, bizim okulumuzda öğretmenlerimiz hem edebiyat açısından, hem beden olarak, hem felsefi açıdan bize çok yardımcı oluyorlar. Okulumuzun fiziki... alanı çok geniş, çok eğlenceli dersler işleyebiliyoruz. Yemeklerimiz gayet iyi. Ben arkadaşıma bu konuda katılmıyorum. Yemeklerimiz gayet fazla verilebiliyor. İstediğimiz kadar alabiliyoruz yemeklerimizi.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Aslında biraz özele indirildi konu. Ben sizi durdurmak istemedim. Genelde okul ve öğretmenin etkisiydi. Tabii siz birebir muhatap olduğunuz için kendi özelinizden bakarak değerlendirdiniz. Var mı öğrencimiz orada? Ben göremiyorum. Hemen yanındaki arkadaşa ver mikrofonu. Merhaba, ben Özge. Okulumuzu övmek gibi olmasın ama bizi okulumuzu sevdirenler öğretmenlerimiz. Eğer bize mutlu, böyle neşeli bir şekilde davranmasalar biz okulu sevmeyiz. Yani genelde öyle oluyor. Derslere hocalar motiveli şekilde gelince bizim de o yönde derse ilgimiz artıyor. Eğer bir hocayı sevmesek de bu değişiyor. Sevmediğimiz hoca bir gelince hani derse de bizim ilgimiz azalıyor. Okulumuzun çevresine gelirsek, okulumuzun çevresi bence gayet güzel. Teneffüslerimiz güzel geçiyor. Okulumuzda gayet güzel sosyal etkinlikler oluyor. Biz bunlara katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Okulumuzu bu yüzden de seviyoruz. Yemekhane konusuna gelirse 12. sınıflara ayrıcalık tanıyorlar. 5 dakika önce çıkıyorlar yemeği. Biz bundan şikayetçiyiz. Bak bunu da not alalım. Ve ayrıca çok güzel. Çok sıra oluyor gerçekten. Biz sırayı da beklemek istemiyoruz. Buna bir çözüm bulunursa gerçekten mutlu oluruz. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen diğer arkadaşımıza verelim mikrofonu. Adım Ayşe Cemnaz. Arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum. Teneffüslerimiz olsun. Hocalarımıza gidip birebir sorularımızı soruyoruz. Teneffüslerimiz bu yüzden verimli geçiyor. Benim tek okulda yaşadığım sıkıntı ders saatlerimizin çok uzun olması. 9 saat ders işliyoruz. Ve biz artık son saatlere doğru özellikle yemekten sonra çok yoruluyoruz. Öğretmenlerimizin de yapabilecekleri bir şey yok. Mecburen gelip derslerini anlatıyorlar. Biz bu ders saatlerinin hani azaltılması taraftarız öğrenciler olarak. Benim diyeceklerim bu kadar. Peki şöyle yapılsa daha iyi olmaz mı? Mesela yorgun olmadığınız, olamayacağınız veya tahmin edilen önceki saatlere teorik dersler, o yorgun olduğunuz saatlere de uygulamalı dersler konsa daha uygun olmaz mı? Evet, bu bizim yani beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi derslerinizin daha sonraki saatlere kaydırılması gibi. Evet, o bizim açımızdan daha iyi olur. Sabahları daha verimli geçer. Öğleden sonra da kafamız rahatlar en azından. Orada da deşarj olmuş olursunuz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüreklilikle bazı konuları gündeme taşıdınız. Etkilerinizi, etkilendiğiniz konuları da gündeme taşıdınız. Hemen diğer öğrencimizi alayım ben. Şimdi bence ders programında pazartesi günlerine daha zevkli dersleri koymalılar. Çünkü pazartesi günü geldiğimizde okula pazartesi yani haftanın başı var. Oluyor daha. Aynen, pazartesi sendromu gibi. Şimdi mesela beden eğitimi çok gibi güzel. Dersleri pazartesi günlerine, cuma günlerine, perşembe günlerine ise bu ağır dersleri koymalılar. Ve dediğiniz gibi sabahleyin geldiğimizde birazcık uykulu oluyoruz. Öğle saatlerine doğru daha enerjik olduğumuz için matematik, Türkçe gibi dersleri koyabilirler. Yani çünkü o dersleri... Teorik dersleri yani. Aynen. Çünkü o dersleri daha iyi dinleyebiliriz. Daha başarılı oluruz. Mesela bazı hocalarımız da bazen sıkabiliyor derse girdiğinde. Çok ağır davranıyor. Yani onu da birazcık daha hafifletebilirler ama çok da çok fazla yakın olurlarsa da sıkıntı olabiliyor çünkü o zaman öğrenci şımarabiliyor, o zaman da dersler kaynayabiliyor. Öğretmenler de bundan şikayetçi olabileceği için bence o yani öğrenciyle yakınlığını belli bir mesafede tutmalılar. Çok uzak da değil, yakın da değil. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bu okulumuzun ismini vermeyeceğim. Okul yöneticilerimiz de burada, öğretmenlerimiz burada, öğrencilerimiz burada. Ben bir öğretmen olarak çok teşekkür ediyorum. Her iki gruba da çok teşekkür ediyorum. Niye? Açık yüreklilikle kendiler geldiler. Görüş ve düşüncelerini ilgili yetkili makamlar anlattılar. Aynı zamanda maruz kalan çocuklarımız da karşılarında kendi dertlerini dile getirdiler. Ben diğer okullara da tavsiye ediyorum. Eğer arzu ederlerse onları da ağırlarız burada. Evet hocam, Abdullah hocam.
dinledik çocuklarımızı. Elbette ki bazı öğrencilik bu, okul hayatı bu. Çok farklı şeyler olabilir, farklı şeyler karşılaşılabilir. Ne diyeceksiniz? Not aldınız bir hali de. Evet. Ne diyeceğim? Bunlar bizim canlarımız, evet, yavrularımız. Onun için bunların her söylediğine, her ifadesine katılıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz ülkeyi bunlara teslim edeceğiz. Fazla değil. Evet, lise son sınıfta olanlar 4-5 sene sonra. Onun için böyle açık yürekle konuşmaları, görüşmeleri, ifade etmeleri, olumlular da bizi heyecanlandırdı. Olumsuzlar da. Onun için şimdi zaten konumuz okul. Eğitimde bana öyle geliyor ki okul hakkında tartışmalar çok. Hatta okulu ortadan kaldıralım diyenler de var. Şimdi biz o teorik tartışmaları bir tarafa bırakarak ülkenin bir gerçeği var. Ve maalesef istemeden de olsa haklı çocuklarımız ama 9 saate yakın yapmak zorundayız. Yani sistem bizi zorluyor. Ha, elimizden geldiği kadar da gençlerin tüm ifadelerini kendilerinden daha çok arkadaşlarımız çırpınıyor. Burada zaten o dediğimiz arkadaşımın yöneticisi de burada. Diğer lisenin yöneticisi de burada. Onlardan gelen her türlü temelli, her türlü dilek, her türlü öneri, onlar bizim çözüm ortağımız. Sadece bizim söylediklerimize uyacak, tabi olacak değil, onlar ortak karar. Kesinlikle. Ortak karar. Onun için yönetime de ortak olacaklar, çözümlere de ortak olacaklar, dertlere de. Çünkü şimdi okul, aile, çevre dedik. Bana öyle geliyor ki Sayın Hocam, yani artık okul istese de istemese de aileyi de yönlendirmekte, çevreyi de düzenlemekte. Hocam toparlayalım, bitirelim diyorlar. Evet. Yönetmen bitirelim diyor. Dolayısıyla çok önemli. Onun için biz o zaman şunu söyleyelim hemen mümkün olduğu kadar. Biz kesinlikle özel bir okul olmamıza rağmen özellikle vurguluyorum. Olayın bizim için ticari boyutu, Allah korusun, reklam amacıyla falan söylemiyorum. Bizi tanıyan tanır zaten. Birinci olay eğitim. Çocuklarımızın eğitimi, ailelerimizin hasbelkader eğitimi, çevrenin, evet, eğitimi. Yani ülkenin bu güzel hedefine katkıda bulunmak istiyoruz. Peki. Ve 50 yıllık ömrümüzde de karınca kadarınca bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok. Onun için okul merkezde hocam, çocuklarımızı geleceğe, bugüne, yarına ve geleceğe yetiştirmek için dört elle hizmet ediyoruz ve daha da edeceğiz. Yeniliklerle, değişikliklerle edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hemen hocam sizden son cümleleriniz, böyle kısa bir çocukların, tabii, değerlendirmesinden sonra. Kısa olsun lütfen. Teşekkür ederim. Ben öncelikle öğrencilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünkü programın bence ana teması ve başrol oyuncuları onlardı. Biz gençlerle sokak röportajı yaptık. Samimiyetle söylüyorum, 10 tane kişiye sorduysak sadece bir tanesi röportaj verme konusunda öne çıktı. Ama buradaki gençlerin gelip burada kendilerini ifade etmeleri, özgür düşüncelerini belirtmeleri gerçekten takdire şayan, çok güzel bir medeni cesaret örneği sergilediler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Söyledikleri her bir şeyi not aldım. Bunların iyileştirilmesi konusunda gerekli çalışmayı elbette ki yaparız. Ben birkaç cümle müsaadeniz olursa, lütfen, çok kısa şunu belirtmek istiyorum. Öğretmen çok önemli bir unsur. Eğitimin baş aktörlerinden bir tanesi öğretmen. Edebiyatın ünlü isimlerinden birinin sözünü paylaşmak istiyorum. 40 yıllık muallimlik yaptım ve bu 40 yıl süresince sınıfa her girmemde bir mabede girer gibi saygıyla girdim sözünü çok önemsiyorum. Bizlerin de elbette ki problemleri, sorunları olacaktır ama sınıfın o eşiğin diğer tarafına geçtikten sonra onları kapının diğer tarafında bırakmakla mükellefiz. Çünkü anneler, babalar bu evlatları bize emanet ederken hocam önce Allah'a sonra size emanet, evet, şeklinde bir teslimiyetleri, evet, var. Son cümlem, okul seçimi konusunda velilerimize ben şunu söylüyorum. En değerli varlıklarını, evlatlarını okullara emanet ediyorlar.
emanet ettikleri okulun nasıl bir insan yetiştirdiği konusunu önemsesinler. O okulun bir eğitim felsefesi, vizyonu, misyonu nedir? Bu konuda bilgi sahibi olsunlar. Sosyal etkinlikler, ne tür sosyal etkinliklerin yapıldığı, ölçme ve değerlendirmenin ne kadar önemsendiği, yabancı dil konusunda, toplum hizmeti konusunda, bilimsel çalışmalar konusunda, yüksek öğretime ya da LGS hazırlık konusunda, daha da önemlisi hayata hazırlık konusunda ne gibi çalışmaları olduğu konusunda lütfen okula sorsunlar, bizlere sorsunlar. Çünkü kime emanet ettiklerini bilmeleri çok önemli. Ben böylesi bir imkanı sağladığınız için başta sizlere, yönetim kurulu başkanınız Hatice Hanım'a ve tüm Vizyon 58 televizyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür saygılar ediyoruz istiyorum. Hocam. Çok sağ olun. Evet hocam, son cümleleriniz hemen. Son cümleyi ben de söyleyeyim, kendimin de olsun. Şimdi klişe olmuş bir söz var. Aslında bu her öğretmen için, ben kendi adıma bunu bir hedef olarak görüyorum. Kalbine giremediğiniz öğrencinin aklına giremezsiniz diyor. Çok güzel. Bu hedef olmalı herhalde, bir öğretmen için hedef olmalı. Dolayısıyla bir derse de girdiğinde öğretmen önce o çocukların, o öğrencilerin insan olduğunu. Öğretmen-öğrenci ilişkisinden önce insan ilişkisi. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Hal hatır sormak. Evet. Bu çok önemli. Öncelik o herhalde. Öğretmen-öğrenci ilişkisinden önce insan. İnsan. Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurma imkanı verdiniz. Buraya çok kadar. Sağ olun hocam. Evet. Değerli izleyiciler, çok güzel, çok zevkli bir programım. Ben zevk aldım şahsen. Sonuna daha geldik. İnşallah bir başka gün, gündem özelde çok farklı ve çok değişik konularla, çok değerli konuklarla yine birlikte olacağız. Allah sağlıklı ömür versin inşallah. Umarım aklınızda eğitim öğretimle ilgili meseleler, sorunlar, problemler, çözülmesi gerekenlerle ilgili bazı konulara cevap bulmuşsunuzdur. Öyle umuyorum. Hepinize, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle programa renk katan çok değerli çocuklarımıza, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diliyorum onlara. Memleketimizin göz bebekleri. Daha sonra da onları yetiştiren usta öğreticilere, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve yayında ve yapımda emeği geçen başta yönetmenim olmak üzere değerli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Hoşça kalın.